CHP il kongrelerinde korkunç kavgalar meydana geliyor. Saç saça baş başa birbirleriyle dövüşüyorlar. Yani CHP'liler CHP'lilerle dövüşüyorlar. Nedeni? Siyasetçinin şu anda Türkiye'de etik değerleri yoktu. Hakaret ve pet şişelerin havada uçuştu. CHP Ankara İl Kongresi'nin yankıları sürüyor. Parti meclis üyesi Ali Hikmet Akıllı'nın il başkanı seçildiği kongreye blok liste damga vurdu. 72 kişilik kurultay delege listesinde Kılıçdaroğlu'nun avukatı ve baş danışmanlarının da olduğu ortaya çıktı. Onlardan biri FETÖ soruşturmasında adı geçen avukat Celal Çelik. Çelik, yerel seçimlerde Etimeskut Belediye Başkanı adayı da olmuş, rakibi karşısında seçimi kaybetmişti. Tanıyorlar ki bizim avukatımız Sayın Celal Bey geri adım atacak. Asla geri adım atmak bizim kitabımızda yoktur. CHP Genel Başkanı'nın danışmanlarından Kenan Nuhut, Deniz Demir, Veli Özdemir de listede yer aldı. Delege olarak seçilen bir diğer isim de Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdeli'nin danışmanı Ali Haydar Fırat oldu. Rahatlıkla 1, 2, 3, 4, 5 diyeceksiniz. Bu isimler 37. olağan kurultayda genel başkan seçiminde oy kullanacak. Yani Kılıçdaroğlu kendi ekibindeki isimleri kurultay delegesi yapmış oldu. Kongrede imza tartışması da yaşandı. Ali Hikmet Akıllı'nın karşısına partinin gençlik kolları eski genel başkanı Ayhan Yalçınkaya aday olarak çıkacaktı. Fakat iddia o ki Yalçınkaya'nın adaylığı için imza veren delegelere baskı yapıldı. Delegeler imzalarını geri çekmek zorunda kaldı. Bu nedenle kongrede Kılıçdaroğlu'nun istediği oldu. İstanbul ve İzmir'de olduğu gibi Ankara'da da seçime tek adayla gidildi. CHP'liler parti yönetimini sosyal medyada topa tuttu. Yaşananlar demokrasi dışı olarak değerlendirildi. Akıl tutulması yorumları yapıldı. Neden kavga ediyoruz? CHP'nin ilk kongrelerindeki ilginç detaylardan biri de delegelerin %50'den fazlasının Kılıçdaroğlu'nun belirlediği isimlere oy vermiyor olması. Tek aday dayatmasına tepkili olan delegeler sandığa gitmedi. Ankara'da 645 delegenin 496'sı oy kullandı. 181 oyun geçersiz sayıldığı kongrede Ali Hikmet Akıllı yalnızca 315 oy alabildi. İstanbul ve İzmir'de de tek aday baskısı boykotu beraberinde getirdi. İzmir'de mevcut başkan Deniz Yücel tek adaylı kongrede yeniden il başkanlığına seçildi. Yücel 611 kullanılan oyun sadece 258'ini alabildi. İstanbul'da ise 677 delegenin 571'i kongrede oy kullandı. Geçerli 510 oyun 444'ünü alan Canan Kaftancıoğlu yeniden CHP İstanbul İl Başkanlığı'na seçildi.